Hamas ve El Fetih geçtiğimiz yıl Kahire'de el sıkışmış ve Filistin'de 5 yıldır süren ayrılığa son verme kararı almıştı. Son olarak Doha'da imzalanan deklarasyonla da Mahmut Abbas'ın başkanlığında bir ulusal birlik hükümetinin önü açılmıştı. Ancak birlik hükümeti bir türlü kurulamadı. Taraflar sürecin sonuna ulaşamaması ile ilgili birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Kudüs temsilcimiz Edis Tiyanşan hem Batı Şeria'daki El Fetih yetkililerinden hem de Gazze'deki Hamas yetkililerinden görüşlerini aldı. Hamas'ın siyasi büro şefi Halit Meşal ile Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas, Şubat ayında Doha'da taraflar arasında geçici bir hükümet kurulmasına karar verdi. Söz konusu geçici hükümet, 2012'de genel seçimlerin gerçekleşmesini sağlayarak Filistin'deki siyasi ayrımı sonlandırmayı amaçlıyordu. Ancak taraflar aradan geçen sürede geçici hükümet üzerinde uzlaşmayı başaramadı. Hem Hamas hem de El Fetih hükümetin kurulamamış olması nedeniyle birbirlerini suçlamayı sürdürüyor. El Fetih'in önde gelen isimlerinden Devrim Konseyi üyesi Dimitri Dilyani, geçici birlik hükümetinin önündeki en büyük engel olarak Gazze'de bulunan Hamas yetkililerini görüyor. Önümüzdeki en büyük engel Gazze'de bulunan Hamas yönetiminin Doha'da imzalanan anlaşmaya uymaması. Bu anlaşmaya göre yerel seçim komitelerinin bir an önce çalışmalarına başlaması gerekiyordu. Ancak Hamas buna engel olmaya devam ediyor. Seçim komitesinin görevi oy vermek için sicili olmayan vatandaşları kayda geçirmek. Ancak daha halen çoğunun El Fetih yanlışı olduğu düşünülen yaklaşık çeyrek milyon insanın kaydını engelliyorlar. Gazze'de TRT Türk ekibine konuşan Hamas sözcüsü Dr. İsmail Rıdvan ise bu suçlamaları reddediyor ve asıl suçun El Fetih'te ve Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas'ta olduğunu savunuyor. Merkez Seçim Komitesi'ni Gazze'de açtık ve gereken tüm yetkiyi verdik. Biz bu konuda gereken her şeyi yapmaya ve seçimlere hazırız. Bizim sorunumuz birlik hükümetiyle değil, Fetih Hareketi ve lideri Mahmut Abbas'la. Doha'da geçiş hükümetinin kurulması üzerine anlaştık ama daha gerçekleştirmedi. Bunun yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün reformu üzerine de hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Ayrıca bazı sorunlar Amerika ve İsrail'in baskısından kaynaklanıyor. Kudüs'te veya Batı Şeria'da seçim yapmaları da engelleniyor. El Fetih yetkilisi Dilyani, Hamas'ın kendi içinde bir bölünme yaşadığı görüşünde. Dilyani'ye göre Hamas'ın siyasi büro şefi Halit Meşal uzlaşma istiyor ancak Gazze'deki Hamas yetkililer buna ikna olmuş değil. Gazze'deki Hamas yetkilileri artık Halit Meşal'i de dinlemiyor. Onlar Gazze'deki zor durumu kendi avantajlarını kullanmaya başladı. Tıpkı korsanlar gibi. Çünkü eğer uzlaşma sağlanırsa ellerindeki gücü kaybetmekten korkuyorlar. Şu anda tüm Gazze bölgesi ve en büyük gelir kapısı olan tüneller onların kontrolü altında. Ve onlar bu durumun değişmesini istemiyor. Uzlaşmanın önündeki diğer bir faktör de İran. Gazze yönetimi Başbakanı İsmail Haniye'nin en son gerçekleştirdiği İran ziyaretinde El Fetih ile uzlaşma sağlaması ve direnişi azaltması halinde İran'ın Hamas'a olan desteğinin de azalacağı yönünde söylentiler vardı. Hamas sözcüsü Dr. Rıdvan ise bu iddiaları yalanlayarak İran'ın Hamas'ın üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını belirtiyor. Hamas kararları Hamas yönetimi tarafından alınıyor. Bu söylemler El Fetih'in uzlaşmadan kaçmak için uydurduğu yalanlardır. Asıl eli kolu bağlı olan taraf El Fetih Partisi. Onlar Hamas'la uzlaşmaya yeltenirlerse Amerika'dan gelecek fonların kesileceğinden korkuyorlar.